Kardeşlerim, sözüme başlamadan önce Kurban Bayramımı kutlayan bütün sanal alemdeki dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kardeşlerim, bendeniz Kurban Bayramını Antalya'da, Antalya ilimizin Korkuteli ilçesinde geçirdim. Ve 2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başladı ve 9 gün gane gane tatil yaptık. Kavurmaları yedik, komşularla beraber irtibat kurduk, diyalog kurduk. Küçükleri sevdik, büyükleri saydık böyle bir ortamda. Ben Kurban Bayramı'nın birinci günü Antalya ilimizin Korkuteli ilçesinin Garipçe köyünde Bıdı Tarım ve Hayvancılık Besicilik firmasına gittik. Onlar bize zengin bir kurban ziyafeti verdi. İşte görüyorsunuz manzarayı. Orada midemizi bir güzel afiyetle doyurduk değerli kardeşlerim. Şimdi kurban kesmek vacip. Vacip. Kurban manası yaklaşmak. Yani Rabbimizin, yüce yaratanın rızasını almak ve onu hoşnut etmek manaya gelir değerli kardeşlerim. Bir de şunu söyleyeyim ki bugün kurban etini dondurucuya hemen koyuyorlar. Komşuya, akrabalara, fakire, yoksula ikram etmek yok. Dondurucuya koyup 365 gün beklediyorlar. Bu kurban kurban değildir değerli kardeşlerim. Örnek vereyim. Kurban eti üçe taksim oluyor. Birincisi aile efradımızla beraber yiyeceğiz. İkincisi akrabalarımızı, dostlarımızı, komşularımızı hanemize davet edeceğiz. Üçüncüsü mahallemizde kesemeyenlere, fakirlere, yoksullara ikram edeceğiz değerli kardeşlerim. Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa bir gün bir koç kesiyor. Ve koçu Ayşe validemizle beraber parçalara ayırdıktan sonra Peygamberimiz evden ayrılıyor. Akşam hane-i saadetine geldiği zaman ya Ayşe diyor, kurban etlerinin parçalarını ne yaptın diyor. Ya Resulallah diyor, kendimize diyor bir kürek kemiği ayırdım, el kadar bir et ayırdım. Diğerlerini fakire, yoksula, mahalleye ikram ettim diyor. Çok iyi etmişsin ya Ayşe diyor. İşte o tasadduk ettiğimiz, o fakire, yoksula verdiğimiz kurban bizim, kemiği bizim değil diyor değerli kardeşlerim. Peygamberimizin sözüne kulak verelim, onun sünnet-i seniyesine uyalım, kurbanlarımızı nasıl keseceğimizi idrak edelim değerli kardeşlerim. İşte burada Hoca Efendi var keza. Hoca Efendi tekbirlerle, Kur'an ayetleriyle sırası gelenleri çağırıyor ve mübarek düveler, boğalar, koyunlar, keçiler, erkekler kıbleye yatıyor, kesiliyor değerli kardeşlerim. Bir de şunu söyleyeyim, bizi 4. bayram günü Antalya ilimizin Elmalı ilçesinin Yuva kasabasından eski muhtarımız Ramazan Bey bizleri davet etti. Biz davete icabet ettik, oraya gittik. O Ramazan Bey kardeşimizin misafiri olduk. Bizi en güzel şekilde ağırladılar. Kavurmamızı midemize indirdik. Mangalını yaktı. Ondan sonra Allah kendilerinden razı olsun değerli kardeşlerim. Şöyle sözümü bitirirken duhulü ile müşerref olduğumuz mübarek, kutsal, faziletli, şerefli Kurban Bayramı sizlere, İslam alemine ve Türk dünyasına hayırlara vesile olsun. Rabbim sağlık içerisinde nice nice bayramlara kavuşmayı nasip-i müyesser eylesin. İnşallah amin.